pozisyonda kırmızı kart gördük. Bu tabii oyunu koparttı ama direncimiz devam etti. Biz hücum yapan takım olmamıza rağmen hep sürekli savunma yapmak durumunda kaldık. Karşılıklı gidiş gelişlerimiz olmadı. O yüzden de rakip bu üstünlüğü kullandı. Bizim hakemle ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. Çünkü biz kendi oyunumuzu oynamak istedik. Onu başaramadık çünkü gücümüz yetmedi hücuma çıkarken. Zaman zaman bir iki tane pozisyon var ama bu bizim için sayısı çok azalan bir pozisyon. İlk başlangıçta Wagner'in bir tane pozisyonu vardı. Onun dışında ikinci yarı olan pozisyonu da zaten saymıyorum. Çünkü ikinci yarı oyun kopmuştu. Biz bir başka sebepleri söyleyerek kendimizi avutmak istemiyoruz. Sadece bugün daha iyi futbol oynayacak ortamımız olmadı. Güçlü bir rakibe karşı 10 kişi oynayıp ona pozisyon yaratıp gol atmak çok zordu. Bunu da biz sağlayamadık. Turgay Bey. Hocam öncelikle bugüne kadar yaşattığı için Beşiktaş'a teşekkür ediyoruz size ve öğrencilerinize. Bayern Münih karşısında 10 kişi kaldığınız zaman fazla söyleyecek bir şey yok. Merdivenleri teker çıkmak gerek diyorsunuz. Bugün merdivenin arası biraz açıktı bizim için. Ben şunu merak ediyorum. Avrupa'da büyük ihtimalle bu iş noktalarına göre bunun lige yansıması hem kafanın rahatlaması anlamında hem de derbi anlamında nasıl olur? Teşekkür ederim. Lig ayrı bir yarışma. Şampiyonlar Ligi ayrı bir yarışma. Şampiyonlar Ligi bu işin en tepesinde olan bir iş. Dolayısıyla orada en iyisini yapmak istedi. Bugünkü benim üzüntüm, o yüzden söyledim az evvel, nedir hayal kırıklığı. Takımın direnci, inancına, iyi niyetine asla bir şey söyleyemem. Onlarla hep gurur duydum. Bugün de gurur duyuyorum. Ama onların kendi oyunlarını gösterecek kafa kafaya oyun için ortam olmadı artık. Oyun kopmuştu. İyi niyetle savaşmaları da yetmeyecekti. Kanatları kapatıp hücuma çıkmak, işte toplayı pas yapıp etkin gidip gelmeli bir oyun olmadı. Ondan üzgünüm. Ligle ilgili futbol her yerde aynı oynanıyor. Ligde, kupada, Şampiyonlar Ligi'nde fark etmez. O ayrı bir platform. Şimdi artık bundan sonra lige döneceğiz. Ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde hem sonuçsal olarak hem oyunsal olarak en iyisini yapmak istedik. Bugün yapmak isteğimizi ilk 15 dakikadan sonra kaybettiğimizi, özellikle ilk devrenin sonunda da yediğimiz gol de bunu koparttı. O yüzden o andan itibaren Şampiyonlar Ligi'ndeki şansımızın zaten ortada kalktığını düşünüyorum. Çünkü iyi bir takıma karşı 5-0'lı karşılığı olması mümkün değil. Lige daha sonra bakacağız bugünden itibaren. Rami Bey. Hocam, Bayern Münih'e karşı kaybetmek dünyanın sonu değil, ancak son derece şanssız arka arkaya 1-2 olay meydana geldi. İlk yarı sonlarında gol yemeseydiniz ikinci yarıda defansif olarak kapanıp daha iyi bir sonuç elde edilebilir miydi? Bir de Bayern Münih'in bu oyun tarzıyla Şampiyonlar Ligi'nde nereye varacağını tahmin ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Zaten Bayern Münih'in hedefi Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak, başarılı olmak. O lige göre bu takımı yapmıyor. Ligi zaten bitirdi. Rutin hale gelmiş bir lig onun için. Ona göre planını yapmış. Biz onların gerisindeyiz tabii kulüp ve takım olarak. Ne olursa olsun. Ancak oyun olarak iyi bir takıma karşı kendimizi test etme şansımızı kaybettik. Şimdi bu maçta ne söylesem, oyuncularıma eleştiri yapsam haklı olamam, haksız olurum. Çünkü 10 kişi olan iyi bir takıma karşı oynadık. Bayern Münih bu tabii kupayı alabilir. O gücü var, o tecrübesi var. Öyle büyük bir camia. Bizim için ise 10 kişi de kalsak direnmeliydik. Ama ilk yarı sonundaki gol rakibi rahatlattı. Rakibin oyun paniğini ortadan kaldırdı. Eğer gelmeseydi ikinci yarı başındaki oyun direncimiz de belki biraz daha taşıyabilirdik. O olmadı. Fatih Bey. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Pepe Vida ikilisinin geldiği günden beri uyumunda bir sıkıntı gözüküyor. Sonuçta kırmızı kartı da ben bu ikilinin uyumsuzluğuna da biraz bağladım. Tosic de iyileşti. Bu konuda sizin kafanızda önümüzdeki günlerde bir değişiklik olur mu? Bir de Adriano'yu Coman'ı tutması için sağ kanat oynatmıştınız. İstediğiniz verimi alabildiniz mi? Teşekkür ederim. Önce Adriano gayet başarılı oynadı. Yani ilk şeyde kapatmaya çalıştı ama ikinci Caner'in bölgesini Robben'le daha fazla kullanınca o da değişiklik yaptık. Tosic idman olarak tabii geride kalan bir oyuncuydu. Yani daha sonra koyma, hatta hemen değişiklik yapabilirdim. Ne kadar taşıyacağını bilmiyorduk.
Daha sonra koyduk oyunu oyuna. Medel de hem orada hem önde iyi oynuyor. Uyum olarak yani yediğimiz ilk golü uyumdan değil de çıkarken top kaybından, Atiba'nın top kaybından sonra onun hamle yaparken geç kalmasından kaynaklanan pozisyon. Onun uyumla ilgisi yok. Çünkü kafa topuna da ihtiyacımız vardı. Çünkü rakibin uzun boylu çok fazla oyuncusu vardı. O bakımdan da böyle bir tercih yapmıştık. Yani bizim kaybımız bir oyuncunun oynamaması değil, takım olarak 10 kişi kaldıktan sonra rakibin üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldık. Başka soru var mı arkadaşlar? İyi akşamlar. Teşekkür ederim.